İyi günler. Bugün 26 Haziran 2015 Cuma. İşte günün gazete başlıkları. Yeni Akit, kumpası Amerika ve İsrail planladı, cemaat uyguladı. Akit, Türkiye Büyük Millet Meclisi bürosunu ziyaret eden CHP milletvekili Dursun Çiçek, paralel yapılanmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cemaatin strateji ve birikimlerinin olmadığını belirten Çiçek, TSK'ya kurulan kumpasın Amerika ve İsrail tarafından planlandığını, taşeronluğunu da cemaatin yaptığını söyledi. Akşam, iftira mimarları. Türkiye'nin en büyük yatırımları olan 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi dev projelere sürekli karşı çıkan Mimarlar Odası bu kez yetki ve görevlerini de aşarak Cumhurbaşkanlığındaki iftar masasının maliyetini provoke etti. Güneş, Kraliçenin selamı var. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Kraliçe Elizabeth'in selamını getiren Moore, kurulacak koalisyon hükümeti içerisinde CHP'yi mutlaka görmek istediklerini söyledi. Habertürk, yardım getirdik deyip taradılar. Bombalı araçlarla Kobani'ye saldıran IŞİD, yardım dağıtılacak diye evlerinden çıkardığı sivilleri kadın çocuk demeden kurşuna dizdi. Hürriyet, bombadan 2 gün önce 5 Haziran'da Diyarbakır HDP mitingini kana bulayan bombacı Orhan G. 3 Haziran sabahı 05'te otelde uyurken kapısı çalındı, gelen polisti. Mini gazete, çiftçi tarlada, başkanı A8'de. Çiftçi tarlada emeğinin karşılığını alamazken elektrik borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken başkanı tam 600 bin liralık lüks makam aracına biniyor. Başkent Ankara bugünlerde çiftçinin başkanının makam aracını konuşuyor. Milliyet, IŞİD bombaları. Kobani'de araçlar patlatıldı, halk tarandı. ÖSO üniforması giyen 60 IŞİD militanı gece yarısı kente saldırdı. Ölü sayısı 55'i geçti. 130 yaralı Suruç ve Şanlıurfa'da tedavi ediliyor. Hosta, kediye var bebeğe yok. Erzurum'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan Aslı Mirsev'den Tekdemir, gecekondularının yanında doğuran sokak kedisinin 4 yavrusuna sahip çıktı. 10 aylık oğulları Furkan'ın yanı sıra anne ve 4 yavrusuna para yetiştiremeyen aile yerel basında haber oldu. Haberi görenler gecekonduya onlarca kutu ithal kedi maması yolladı. Sabah, terör kumpasına iki güçlü tokat. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Kobani bahanesiyle Türkiye'nin ikinci kez uluslararası terör kampanyasının hedefi haline getirilmesine sert tepki gösterdi. Takvim, Bank of Patates. Yıllık kazancı 10 milyon lirayı bulan İş Bankası'nın patronu Özince, patates fiyatlarından şikayetçi. Türkiye, kara kabus döndü. ÖSO ve YPG kıyafetini giyen 70 IŞİD militanı, Kobani'ye tekrar saldırdı, 100'den fazla ölü var. Vatan, Balyoz şehidi. Balyoz'da beraat eden askerlerin rütbe ve özlük haklarını iade eden Genelkurmay, cezaevinde yaşamını yitiren Albay Murat Özenalp'in şehit sayılması için çalışma başlattı. Ve Yeni Şafak, asıl hedef Türkiye. IŞİD 4 ay sonra yeniden Kobani'ye saldırdı, en az 18 kişinin öldüğü İki patlama Türkiye'yi hedef alan operasyona dönüştü. Teröristlerin Mürşit Pınar kapısından girdiği iddiası uluslararası ajanslar, Doğan ve paralel medya desteğiyle yayıldı. Terörist Türkiye kampanyası başladı.